trollenmek ve özür. Malum haberden haberdarsınız muhakkak ki. Hani şu karni hediyesi 1 kilo et haberi var ya. Meşhur Haber Türkiye ait haber. İşte o haber hayli mevzu ve gündem oldu. Çok konuşuldu, tartışıldı, sosyal medya denir ya patlama yaptı. Peki sonra yalancının mumu bu kez yatsıya kadar kalmadı. Yandığı gibi söndü. Çünkü haber külliyen düzmece ve yalan çıktı. Gerisine vakıfsınız. Özü de sözü de konuşanı da gün çıktı. Tabi böylesi kurgulu asparagas haberler eskiden anında zokayı yemezdi. Ya da yenilmesine dair pek gayret edilmezdi. Onun içinde yayılır, palazlanır, efsaneleşir, zihinlerde kendini alan oluşturur, topyekün amaca odaklı organizasyonlar tertiplenirdi. Özellikle Asparagaz haber üzerine siyaset devşirme hesabı kitabı olanlar. Genel kanaat oluştururdu hakikatine dair. Öyle ya bir dönem PKK'ya mezardan komutan bile atayan haberlere imza atıldı. Ya da zengin dilenciler. Asparagaz haberler günler haftalar geçtikten sonra maskeleri düşer gerçek ortaya çıkardı. O zamanda olan oldu, yapılan yapıldı, giden gitti misali, mesele gündemden düştüğü için alaka ve ilgi pek gösterilmezdi. Geçişir giderdi. Yutan yuttu, yutmayan yutmadı misali. İşte bu, karne hediyesi bir kilo et yalanı bu kez zamana yayılmadı. Anında deşifre oldu. Yalancılar suçüstü yakayı ele verdi vatandaşı özellikle de seçmenin 2023 seçimlerine odaklı zihninde öfke fırtınası yaratma senaryosu ters tepti tuzağa kendileri düştü. Mesleki yönde iktidara yakın yayın kuruluşu gerçeği ortaya çıkardıysa da ister iktidar ister muhalefet isterse kendini farklı bir yerde konumlandıran yayın kuruluşu olsun yazılı, görsel, sosyal alanda rezillik ve yüzsüzlük içeren böylesi asparagas, gerçek olmayan, kurgulu, şeytani gaye içeren haberlere tenezzül edilmez, ders ibret olarak bu haberi görürler. Özellikle yerel bazı yayın kuruluşlarını da yaygın medyanın kulvarını alarak ifade ediyorum. İşin diğer bir yönü, yalanı yüzüne vurulanların hala da ders almamaları. Görünen o ki, Seçim sürecinde böylesi yüzsüzler yaygın bir şekilde kendilerine yol biçecekler. Utanmadan, arlanmadan, pervasızca algı operasyonuyla siyaset devşirecekler. Nitekim bu haberde de kimi özür diledi, kimi hala yalanda ısrarlı. Haber Türk özür diledi ve o muhabiri işten çıkardı. Yeter mi? Değil. Üst kademesi de hesap vermeliydi. Kaldı ki bu habere iktidar karşıtlığıyla bilinen mesleki ahlakı ve faaliyeti noktasında hiç haz almadığım, bir kere programına konuk olduğum bir dönem CNN Türk'teydi. O dönemde has bir halim olmuştu. Şimdi Halk TV'de boy gösteren Ayşenur Arslan da bodoslama dalmıştı. Mal bulmuş mağribi gibi üç gün üst üste diline dolandırdığı bu haberle alakalı gerçek ortaya çıkınca hiç beklenmedik bir refleks geldi kendisinden. Doğrusu şaşırmadım değil. Çıktı, izleyicilerinden özür diledi. Bu kadar yalanı artık benim bile midem kaldırmadı dedi. Elbette ki yanlıştan dönmek, hatasını kabul etmek, özür dilemek bir erdemliliktir. Duruş ve tavırdır. Lakin Arslan önceki hadiselerde de yüzü kızararak işine devam etti. Pek de İslami mevzularda özür dileyen erdemliliği yok. Neyse onun kızaran yüzü kadar kızaran başka kesimler de olması gerekirdi. Özellikle karni hediyesi 1 kilo et haberine inanarak siyaset yapanlar ve bu habere beğeni yorum koyup iktidara verip veriştirenler, kelli felli kocaman siyaset adamları, liderler, belediye başkanları bile, milletvekilleri, kendini sivil toplum örgütü temsilcisi olarak gösterenler, Hele ki iktidar muhalifliğiyle yanıp tutuşan yazılı medyamızın demokrasi havarisi kesilen haberi, manşetlerine taşımaları, yorumlarda bulunmaları noktasındaki yüz kızarmalarına gösterilen refleksteki erdemsizliğe ne diyeceğiz? Neyse pişkinlere söz işlemez. Demedi demeyin. Başörtü meselesi altılı masa için bıçak sırtına döndü. 2023 seçimleri için ya Herro ya Merro sınavı gibi eğer ki CHP, İyi Parti ve HDP dahil, yani meclisteki muhalefet bir bütün işbiriyle hareket ederse ve başörtüye hayır derse, ki anayasa değişikliği meclisteki oylamada gerçekleşmezse, bilmeliler ki 14 Mayıs'ta sandıklar gümleyecek, oylarda patlama olacak ve kazanan AK Parti olacak. Cumhur İttifakı'yla 400 milletvekilinin el kaldırmasıyla değişikliği onaylayacak temel hak anayasal güvenceye alınacak. Aha da mübarek gündür demedi demeyin. Günü geldiğinde biz ne halt ettik diyeceksiniz. Çünkü başörtüye el uzatanların hali perişanlığı tarihte yazılı. Gülme krizindeyim. Hiç sormayın ya, duyduğum andan beridir gülme krizindeyim. Bir türlü normale dönemedim. Ne sinirlenebiliyorum, ne kızabiliyorum. Sürekli gülüyorum. Lakin yemeden içmeden kesildim. Çünkü hepsini püskürtüyorum izlediğim videonun üzerine. Diyeceksiniz ki sebebi ne? Duyduğun nedir ki böylesine dehşetli ekonomik buhranın yaşandığı, hayat pahalılığı ve mutfaktaki alev, tencere, tava isyanı yaşandığı bir zamanda. Siyasetin krizlerle yalanla dolanla prim aldı. Sokağın şiddeti, insanlardaki öfke vesayeti varken bu nasıl bir hikmettir ki sizi gülme krizine soktu? Bir anlatın reçetesi nedir? Belki biz de fayda görür, krizlerden kendimizi arındırır, kurtuluruz. O zaman sıkı tutunun. Ağzınızda içecek bir şey olmasın. Etrafta kimse bulunmasın. Kalabalık ortamda olmayın. Deli sanıp tımarhaneye sizi götürebilirler. Hazır mıyız? O zaman duyduğumu aktarıyorum. Cem Uzan demiş ki, ey millet duyun beni, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim. Nasıl bol gülmeler, yorum sizin, benden bu kadar. Günün Sözü En hayasız yalan, gözyaşı şeklinde kendini beyan edendir. Hayırlı Cumalar Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp 0533 294 98 53. Twitter @uzayhaber1